Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap Camus'un Veba romanı. Yaklaşık birkaç ay önce okumuştum. Beni oldukça etkilemişti. Tekrardan koronavirüs salgından dolayı aklıma düştü. Sizlerle de paylaşmak istedim. Veba aslında tarih olarak incelersek zamanında Avrupa'da ciddi sayıda insanın ölümüne yol açmış bir hastalık. Yine Osmanlı'da da fazlasıyla görülmüş. Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinden bahsediyorum. Oldukça salgın hastalıklar yaygındı. Fakat Cumhuriyet yönetimi bu hastalıklarla baş etmekte başarılı oldu. Büyük başarı gösterdi diyebiliriz yani. Fakat şimdi koronavirüs tekrardan tüm dünyayı kasıp kavurdu. Salgın hastalıklar tekrardan gündemimize oturdu diyebiliriz. O yüzden insanların bu hastalık sırasında gösterdiği reaksiyonlar, psikolojik durumunu anlamak için kesinlikle mükemmel bir kitap Veba. Ben yani ve burada olayı veba olarak değil de insanların geçirdiği dönüşüm olarak kitapta çok iyi gözlemlemeye çalıştım. En basit örneği bir rahip var. Diyor ki veba bize Tanrı'nın cezalı olarak gönderdiği bir hastalık, günahlarımızın bedeli. Yani klasik din adamı görüşü diyebiliriz buna. Bütün dinlerde var diyebilirsiniz siz de. Fakat rahip bu hastalıktan ölen çocukları görüyor, insanların nasıl acı çektiğini görüp büyük bir dönüşüme uğruyor ve sürpriz bir sonla bitiyor bu konuda roman diyebilirim rahip konusunda. Yine mesela diyelim ki vurguncular, bu hastalık sayesinde zengin olan insanlar var, hastalığın sürmesini isteyen suçlular var. Yani her çeşit kesimden çeşit çeşit insanın bu hastalığa karşı gösterdiği tepkiyi roman çok başarılı bir şekilde inceliyor. Bir yandan da insanlar mesela karantina altına alındığı için mesela eşi Fransa'da kalmış, adam Cezayir'de. Eşine tekrardan ulaşmak istiyor. Yani kaçmaya çalışıyor şehirden. Hatta rüşvet falan veriyor yani. Kaçabilmek için. Onun bir mücadelesi var. İnsanların yani duyduğu özleği mesela çok güzel yansıtmış. Yine insanların futbol, müzik, konser falan gibi yani çeşit çeşit zevkleri var. Fakat bu hastalık esnasında o zevklerden mahrum kalıyorsun. Yani bir yılgınlık, bıkkınlık geliyor üzerine. Ben zaten Camus'un felsefesini çok beğenen biri olarak bunları inceleyiş tarzına hayran kaldım diyebilirim. Sonra mesela koronavirüs bize ilk açıklandığında ne oldu? İnsanlar marketlerden makarna, pirinç, un ne varsa stokladılar, aldılar. Tabii bundan zengin olmayı umanlar da oldu. Veba'da da bunu görüyoruz yine. Sadece zenginler yine hayatını biraz normal bir şekilde devam ettirebiliyor. Fakirler yiyecek bir yemek bile bulamıyor. Doğrusu tarih boyunca bütün savaşlarda, salgın hastalıklarda böyle türeyen zenginler vardır stokçuluk sayesinde. Yine onları da çok güzel bir şekilde yansıtmış Camus. Yani şu koronavirüs vakasını yaşadığımız günlerde birçok aslında bağlantı kurabilirsiniz bu romanla. Sonra bu kitapla ilgili yine belirtmek istediğim bir husus var. Doğrusu bütün kitap filmlerde yine bir şey vardır, bir olay vardır. Yine bu kitap üzerinden bahsetmek istediğim bir olay var. Bütün kitap filmlerde doğrusu bu vardır ya. Yani romanın karakteri mesela baş kişisi ve diğer kişiler de dahil olmak üzere romandaki gerçekleşen olay sonucunda bambaşka insan verirler. Bir dönüşüme uğrarlar. Buradaki o dönüşümü Camus çok başarılı bir şekilde yansıtmış. Mesela şimdi biz de koronavirüs vakasını yaşıyoruz. Fakat aynı insan olarak kalmayacağız. İlber Ortaylı bunu çok güzel açıklamış. Sağlık çalışanlarıyla görüşüyor videoda. Ve oradan sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya Türkiye olarak hani büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu hastalık bittiğinde, geçip gittiğinde biz artık eski insanlar yani eski Türkiye olmayacağız. Buradan daha güçlü olarak çıkacağız diye bir açıklama yapmış. Kesinlikle buna katılıyorum. Burada da yine aynı şekilde insanların birbirine karşı yaklaşımı, tavırları, artık bu hastalık geçmeyecek, yani bitmeyecek hiç bıkkınlığı falan var kitapta. Fakat daha sonra yavaş yavaş ortalık dinmeye başladıkça insanların artık nasıl bir bambaşka insan olduğunu gözlemliyoruz kitapta. Spoiler vermemek adına kitabın pek içeriğine giremiyorum. Yani olaylar bayağı aslında güzel. Nasıl diyeyimse olay olarak aslında içinden bahsedebileceğim çok kısım var. Eğer okumadıysanız kısacası Veba'yı kesinlikle tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.